Özel güvenlik hizmetlerinde zaman ve stres yönetimi. Bu bölümde zaman ve stres kavramını tanımlayabilecek, zamanın etkili kullanımı ve yönetimini açıklayabilecek, çalışanlarda stresi oluşturan sebepleri sıralayabilecek, stresi önleyici veya azaltıcı çalışmaları açıklayabilecek, güvenlik hizmetlerinde zaman ve stres yönetimi kavramlarını ifade edebilecek bilgi ve beceri sahibi olacağız bölüm sonunda. Günümüzde rekabet koşullarının üstün performansı gerektirmesi, özellikle örgütleri ve yöneticileri zamanı iyi kullanmak zorunda bırakır. İletişim ve ulaşım alanında gelişen teknoloji sayesinde bugün şirketlerin yatırım, yönetim, tasarım, üretim, pazarlama ve benzeri alanlarda dünya ölçeğinde düşünmeleri ve bu çerçevede rekabet ederek başarıyı yakalamaları gerekir. Artık rekabette başarılı olmanın yolu zaman değerini bilmekten, diğer bir ifadeyle zaman yönetiminden geçer. Zaman yönetimi aslında bireyin kendisinden başlayan bir yöntemdir. Yaşadığımız olayların kontrolünü sağlayarak kişinin kendisini yönetmesidir. Yaşadığımız olayların ne kadarı bizim istediğimiz gibi gerçekleşiyor, ne kadarının oluşmasını biz belirliyoruz, olayların meydana gelmesindeki etkilerimiz nelerdir? Bütün bu soruların cevabı bizim zamanımızı yönetebilmemizdeki başarımızı gösterir. Yaşadığımız yüzyılda zaman etkin kullanılmasından kaynaklanan gerilimler insanlar arasındaki iletişimde büyük sorunlara neden olmaktadır. Zaman yönetimi ile sosyal hayatı büyük ölçüde toplumu etkileyen en temel sorunlardan biridir. İşletmelerde iş kayıplarının önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi de, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi de zamanı etkin kullanmanın önemi çok büyüktür. Koşturmacalı bir hayat düzeninde efektif olarak kullanılamayan zaman gerilim ve stresin en büyük kaynağıdır. Her meslek grubunda planlı ve organize yapılmayan işlerde problemlerin zamana bağlı olarak artarak devam ettiğini görmekteyiz. Zaman ve stres kavramlarının birbirini tetiklemesi ise etkin bir iş sürecinin yapılamamasının temel sebebidir. Bu nedenle zaman ve stres yönetimi işletmelerde önemli bir süreçtir. Bu süreci yönetmenin bir uzmanlık alanı olduğu, sorunun belirlendiği, çalışıldığı, problemin çözüm tekniklerinin arandığı ve çözüldüğü de görülmektedir. İş alanlarına göre farklılık gösteren bu kavramlarda ortak çözüm arayışları, tecrübeler, profesyonel yaklaşımlar, düzeltici ve önleyici faaliyetler, standartlaşma tekniklerini de beraberinde getirerek devam etmektedir. Zaman kavramı ve çeşitleri. Kelime anlamı olarak zaman olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini takip eden, bireyin kontrolü dışında kesintisiz devam eden bir süreçtir. Ancak zaman göreceli bir kavramdır. Bu doğrultuda genel ve net bir tanım yapmak mümkün olmamaktadır. Zaman olayların ardışıklığını görerek bireyin zihninde yarattığı ve olayların bundan sonra da içinde olup gideceklerinin düşünüldüğü başı ve sonu olmayan soyut bir kavramdır. Başka bir ifadeyle zaman bir eylemin geçtiği süredir. Zamanla ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. Newton'a göre zaman tek yönde durmaksızın akar. Einstein'a göre ise zaman olayları oluşuna göre sıralayan ve olaylara anlam veren bir boyuttur. Zaman olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini takip eden kesintisiz bir süreçtir. Zaman insan yaşamının yerine göre uzun ya da kısa süreli, yinelenmesi olanaksız, başlangıcı ve sonu belli, saatle ölçülebilen bir bölümüdür. Zaman yönetimi ise ilk defa yoğun çalışan yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak üzere bir eğitim aracı olarak Danimarka'da da doğup dünyaya yayılmıştır. Şimdi her yerde faaliyet gösteren 1 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiş durumdadır. Ayrıca zamanı mümkün olduğunca etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Zaman çeşitleri şu şekilde sıralanır. Gerçek zaman ölçülüp gözlenebilen, nesnellik gösterebilen zaman türüdür. Bir zaman birimi kanalıyla ölçülebilir ve saat zamanına vurgu yapar. Gerçek zaman ay ve güneşin hareketlerine göre fiziksel olarak gözlenebilen değişimlere dayanır. Burada sözü edilen zaman fiziksel olaylardan yola çıkarak ölçeklendirilmiştir. Bir saatlik süre kişilere göre farklı bir şekilde algılansa da süre asla değişmez. Bu nedenle saat zamanı nesnel gerçekliği yansıtır. Algılanan zaman her canlının gerçek zamana bağlı olmadan psikolojik anlamda algıladığı zaman türüdür. Algılanan zaman kişiden kişiye, durumdan duruma göre değişir. Bu nedenle de durumsaldır ve öznel gerçekliğe dayanır. İnsan sıkıldığında bir şeyi sabırsızca beklediğinde zaman daha yavaş geçer. Bir olaydan bir kişiden birkaç gün ayrı kalınması, bir asır gibi gelmesi bunu anlatır. Eğlence ve mutlu bir ortamda ise zaman çok hızlı geçer. Biyolojik zaman bedensel olarak algılanan zamandır. Doğadaki canlıların belli zamanlarda göç etmeleri, kış uykusuna yatmaları gibi bunlar insanların sabah erken kalkması, vardiya zamanı gece yarısı işe gitmek için kendiliğinden uyanması biyolojik zamanla ilgilidir. Durumsal koşullara göre biyolojik zaman programı kendisini yeniler, içgüdüseldir, süreç içinde kazanılmış alışkanlıklara dayanır. Ekonomik zaman, ekonomide zaman bir maliyet ve ölçü birimidir. Çünkü emeğin karşılığı olan ücret saat, gün, hafta veya ay üzerinden hesaplanır. Aynı zamanda kredi ve faiz ödemesi de belli zaman dilimleri dikkate alınarak yapılır.
İşletme açısından üretim için harcanan süre toplamı anlamında zaman bir verimlilik ve çıktı ölçüsüdür. Organizasyonlarda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, işe devam oranları gibi yönetsel işlemler açısından da zaman bir örgütsel düzenleme aracı olmaktadır. Yönetsel zaman yöneticilerin yönetim süreçlerini yerine getirmek üzere kullandıkları zaman türüdür. Başka bir ifadeyle her düzeydeki yöneticinin yönetsel çalışmalar için ayırdıkları zaman yönetsel zaman kavramı içinde düşünülmektedir. Yönetsel zaman genellikle planlı aktif programa dayalı geçen zaman olarak değerlendirilir. Zaman kültürel ve psikolojik boyutları olan bir kavramdır. Eğer bir çalışma sırasında kendinizi doğrudan konuya verebilmişseniz, huzurlu bir ortamda severek ve isteyerek çalışıyorsanız zaman göreceli olarak çabuk geçer. Kurum ve kuruluşların zamanın etkili ve verimli kullanılmasına bakalım şimdi. Kurum ve kuruluşların kaynakların verimli iş hacimlerinin ise etkili bir şekilde kullanılması zaman planlaması ile mümkündür. İşin ertelenmesi, uzatılması işletmelerde bir hastalık olarak nitelendirilir. Yapılan bu tespit günümüz işletmelerinde iş ve müşteri kayıplarının artmasına, piyasadaki rekabet ortamının kaybedilmesine, işletmenin faaliyetlerinin sonlanmasına kadar gider. Birey bazında ise planlanmayan zamanın etkisi daha da yıkıcı olmaktadır. Zamanın yönetme sınırı zaman denetim altına almak ile mümkündür. Verimli çalışma, planlama, organize etme, etkin denetim sistemi ile mümkündür. Planlı olmayan çalışma ortamlarında harcanan iş ve iş gücü maliyet kayıplarına neden olur. Zaman stratejik bir unsurdur. Bu stratejiyi benimsemek rekabet piyasasında rakipler karşısında önemli bir avantaj sağlar. Zamanın iş dünyasında kendisine göre bir ritmi vardır. Bu ritim yapılan işin şartlarına göre değişir. Dolayısıyla yapılan işin şartlarına uygun olarak zamanın ritmine dayalı olmak gerekir. Bazı işler açısından dakikaların, bazı işler açısından saatlerin, günlerin, ayların ve yılların önemi bulunmaktadır. Etkili ve verimli iş anlayışı, hizmet kalitesini artırdığı gibi görev yapan kişinin de bu ritmi yakalaması gerekir. Bu durum kişinin psikolojik ve biyolojik durumu ile alakalıdır. İş tatmininin yakalanması çeşitli koşullara bağlıdır. Çalışılan iş ortamı, alınan ücret, çalışma saatleri, sosyal haklar, kariyer hedefleri ve hedefin gerçekleşmesi en önemlisi ise yönetici faktördür. Verimi artıracak çalışmaların başında iş ile ilgili etütlerin ve fizibilitelerin yapılması gerekir. Verimli en basit şekilde ifade edici olursak bir işin yapılış sürecinde elde edilen çıktıların o iş için tüketilen girdilere oranıdır. Formalize edecek olursak verimlilik eşittir çıktılar bölü girdiler şeklinde. Zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Zaman bizim için şu an verimli olan bir iş sonraki zamanlarda teknoloji ve bilimsel yöntemlerin gelişmesiyle verimsiz hale gelir. Dolayısıyla sürekli bir iyileştirme çabası içinde olmak verimli ve etkili artırıcı çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Sanayi 4 dönemindeki yapay zeka çalışmaları ise sanayi dönemindeki yapay zeka çalışmaları ise bu yönde atılan en büyük adımlardan biridir. Zamanı kullanma alışkanlıklarını değiştirmek ve zamanı etkili kullanmak için geliştirilen yol ve yöntemleri içeren eğitim çalışmaları her alanda yaygınlaştırılması gerekir. Bu tür çalışmalarda görsel ve yazılı medyadan yararlanması da önemli katkılar sağlayacaktır. Örgütlerde yetki verme, süreç planlama, zaman çizelgelerinin hazırlanması, kimin hangi işleri yapacağının belirlenmesi, yeni ekip elemanlarının alınması, disiplinin sağlanması, daha önce uzman ve nezaretçilerin yürüttüğü sorumlulukların devamı iş süreçlerinin hızlanmasına önem arz eder. Stres kavramı ve stresi oluşturan faktörler. Latince kökenli bir sözcük olan stres günümüzde bütün toplumların günlük diline girmiştir. Her sosyokültürel düzeydeki her yaş ve sınıftan insan tarafından kullanılmaktadır. 17. yüzyılda felaket, bela, dert, keder, elem, gerilim, baskı, zorlama, sıkıntıya düşme gibi birçok anlamı kapsayacak şekilde kullanılmıştır stres. Daha sonra kavramın anlamı değişim, güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. Stres kişilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları üzerinde etkili olan ve davranışlarını, iş verimliliklerini düşüren, toplumsal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir durumudur. Süreç ve akış olarak ele alındığında etkileşimde bulunduğumuz kişi ve olayları değerlendirme şeklimizden, düşüncelerimize, duygularımızdan davranışlarımıza kadar pek çok boyuttan oluşur stres. Stresi her zaman olumsuz olarak değerlendirmemek gerekir. Sosyal hayatımızda ve iş ortamlarında kişinin becerisine ve iş yapma kabiliyetine yardımcı olan coşku, heyecan, mutluluk, başarı, enerji şeklinde fayda da sağlayabilir. Bunun sebebi ise problem çözme tekniklerini iyi kullanan stres anında çözüm üreten krizi yönetebilme disipline ulaşabilme yetisidir. Stres kişilerin kontrol edilebilir ve ölçülü olması kaydıyla başarılı olmasını sağlar. Başarılı olan ve sonucu iyi biten her olayda mutlaka bir parça stres faktörü bulunmaktadır. Rekabet ortamlarda kurum yöneticilerinin riskli kararlar alması, beklentilerin üzerinde yeni fikirler farklı fikirler üretmesi başarılı ve stresli bir çalışmanın neticesidir. Başarılan iş sonunda müşterilerin ve piyasanın beklentisine cevap verme, tutunma faaliyetlerinin yanında kurumsal kimliğe ulaşma,
Sürdürme çabası ve gayreti de stresi oluşturabilir. Stres bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Şimdi saydığımız tanımlara göre stres kavramının özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür. Stres kaçınılmazdır. Stresin tamamen yok olması yaşamın bitmesiyle mümkündür. Stres yaşıyor ve çalışıyor olmanın ürünüdür. Stres kişiseldir. Yani kişiden kişiye farklılık gösterir. Stres cinsiyete göre de farklılık gösterir. Stres meslek gruplarına göre de farklılık gösterir. Stres olumsuz olmakla birlikte olumlu yönleri de vardır. Stres tamamen yok edilemez ancak etkisi azaltılabilir. Birey üzerinde etkileri gözlemlenebilir. Küreselleşmenin etkisiyle gelişen teknolojinin hızla ilerlemesi hayatı kolaylaştırdığı gibi beraberinde de iş ve sosyal hayatımıza da aynı derecede hız, sorumluluk ve zorluklar getirmiştir. Özellikle kentsel yaşamın zorluklarıyla birlikte artan stresin kaynakları da bu alanda ön plana çıkmaktadır. Stresin kaynakları çevresel faktörler, örgütsel faktörler ve bireysel faktörler olarak 3 ana başlık altında toplanır. Çevresel faktörler örgüt organizasyon yapısını etkilediği gibi örgütün aynı zamanda bu kurumda çalışanlar arasındaki stres seviyesini etkiler. İnsanların örgütsel değişikliklerle mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorun belirsizliklerdir. Ekonomik istikrarsızlıklar iş yaşamında değişiklikler sonucunda ortaya çıkar. Buna bağlı olarak çalışanların ortak kaygıları, ekonomik dalgalamanın doğurabileceği düşük ücret, ücret ödeyememe, alamama, ücretsiz izinler, işten atılma kaygıları, tekrarında işsiz kalma sendromları, borçlanmadan kaynaklanan ödeme gecikmeleri gibi durumlar, uluslararası ekonomik belirsizlikler, küresel krizler gibi durumlar ekonomik istikrarsızlıklara örnek olarak verilebilir. Siyasi ve politik belirsizlikler, bir ülkede oluşan politik ve siyasi istikrarsızlıklar, siyasi iktidarların ve hükümetlerin sık sık değişmesi, bunun sonucunda oluşan çalkantılar, seçimlerin sık aralıklarla yapılması, yasa ve kanunların sürekli değişmesi ya da çıkamaması, bürokrasinin hantal yapısı, insanların geleceğe güvenle bakamaması gibi negatif durumlar oluşturur. Siyasi kargaşalar bir ülkede istihdam ve işsizlik sorununu beraberinde getirir. Hiçbir yatırımcı belirsiz ve güvensiz bir ülkeye yatırım yapmak istemez. Bu nedenle siyasi istikrar oldukça önemlidir. Aksi halde sosyal patlamalar, toplumsal gerilim ve stres artarak devam eder. Teknolojik belirsizlikler, teknoloji alanındaki gelişmeler özellikle kar ve verimli ön plan alan üretim ve hizmet anlayışı sürekli olan gelişmeler ile pazardaki payını artırmaya çalışmaktadır. Teknoloji ve yenilikleri takip edemeyen işletmeler değilse bu durum oldukça zor atlatılan bir dönemdir. Emek yoğun işlerde kas gücünün kullanılması, makineleşme ve otomasyon ile seri üretime geçilmesi, hizmet sektöründe, kamu sektöründe bilgisayarların devreye girmesi, yeni teknolojilerin kullanılması, çalışan insanlar üzerinde ciddi baskılar yaratmaya başlamıştır. Çalışan grupların yeni teknolojiyi öğrenememe korkusu, işini kaybetme korkusu, iş streslerini de beraberinde getirmiştir. Örgütsel faktörler, stres kaynaklarından örgütsel faktörlerde farklı nedenlerden dolayı stres alanları oluşmakta ve çalışanları olumsuz olarak etkilemektedir. Genel anlamıyla bakacak olursak işin fiziki koşullarına göre oluşan nedenler, işin çeşitliliği ve yoğunluğunu kapalı alanlardaki hava kirliliği, iş ortamında bulunan personel, görev yerlerindeki müşteri yoğunluğudur. Diğer bir konu ise iş ortamındaki yetki ve rol çatışmalarıdır. Görev alanındaki yetki karmaşası birden fazla iş sorumluluğunun verilmesi, görev sorumluluğunun belirsizliği stres kaynağı olabilmektedir. Çalışanlar arasında bu karmaşadan doğan zayıf iş arkadaşlığı, iletişim kopukluğu, sosyalleşememe problemidir. Örgütlerdeki iş akış süreçlerinin belirsizliği, görev tanımlarının yapılmaması, iş talimatlarının belirlenememesi, yöneten yönetilen yetki hiyerarşisinin yokluğu stres düzeyini artırır. Demokratik olmayan örgüt yönetimindeki baskıcı tutumlar ise ayrıca bir gerilim ve stres kaynağıdır. Performans artırmaya yönelik baskılar ve yanlış tutumlar sıkı ve baskıcı kontrol uygulamanı, tehditler çalışma ortamındaki en büyük ve ciddi stres kaynaklarından biridir. Kişisel faktörler, stresin kişisel faktörler içerisinde yer alan bazı noktalarını şöyle değerlendirebiliriz. Kişinin duygusal, bedensel ve ekonomik durumundan kaynaklanan dezavantajlı hali stresin iş hayatındaki yansımalarıdır. Ev halinde evlilik sürecinde yaşadığı sıkıntılar, birlikteliğin bitmesi, sağlık sorunlarının oluşması, çocukların eğitim ve sağlık durumu, büyük ebeveynlerle yaşanan sıkıntılar kişisel ve duygusal koşullardandır. Biyolojik ve bedensel doğuştan gelen engeller de kişilerin iş hayatında diğer sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Ekonomik koşullarda yaşanan olumsuz değişiklikler, alınan ücretin yetersiz oluşu, geçim sıkıntısı çekmesi, harcamalarını kontrol edememesi, finansal araçlarda yani kredi kartı gibi şeylerde ödeme gücünün düşmesi gibi nedenlerdir. Kriz ve ekonomik durgunluk bunun başlıca sebebidir. Bireyin yaşam tarzına uygun olmayan süreç ve alışkanlıklarda doğal akışın dışına çıkması stres kaynaklarını oluşturmaktadır. Evet, stres
şeye performansa şeyi var arkadaşlar, ekranda görüyorsunuz, etkisi var. Özel güvenlik hizmetlerinde zaman ve stres yönetimi. Hizmet sektöründe en yoğun çalışan ve risk alanı güvenlik sektöründe zaman ve stresi yönetmek oldukça zordur. Bu anlamda projelendirilen işin başlangıcından bitimine kadar sürekli yoğun bir tempo zamanla yarış vardır. Her ne kadar teknoloji ve bilgi sistemleri yapılan işe dahil olsa da insan unsuru her zaman üstüne gelecektir. İnsan kaynakları yönetimi, kalite sistemleri yönetimi, iş organizasyonlarında planlı olarak sistemi yönetmektedir. Planlı organizasyonlarda bile yeni sorunların ortaya çıkması, bu sorunlarla baş edebilme teknikleri de işle birlikte gelişmektedir. İş hayatında stres yaratabilen tüm faktörleri tamamıyla ortadan kaldırabilmek mümkün değildir. Çünkü bireyin kişiliği stresten etkilenme düzeyinin farklılığına yol açabilmekte ve herkesin aynı stres faktöründen aynı şekilde etkilenmesi söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle tamamıyla ortadan kaldırmak yerine stresin azaltılması için örgüt yönetimlerine büyük görevler düşer. Bazı kaynaklar çalışanların verimi için makul bir iş stresinin gerekliliğini de iddia etmektedir. İş gücünün ve çalışma saatlerinin uzaması, yani fazla mesai yapılması, işe devamsızlığın, işten ayrılma isteğin en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Çalışanların iş yükünün fazla olması, sosyal hayatlarına ve aile hayatlarına zaman ayıramaması, rehabilite olmalarını engellediğinden stres ve isteksizlik artmaktadır. Çalışanların birinde görülen stresin diğer çalışanları da etkilediği ve çalışanların tümünün güvenliğini tehdit edebildiği, iş kazalarına yol açabildiği anlaşılmaktadır. İş yoğunluğu ve zorluğu, zaman ve stres arasındaki üçlü bağ mesleğe bağlı stresleri ön plana çıkarmaktadır. Güvenlik, sağlık, yönetici pozisyonda çalışan insanların stres yoğunluğunun diğer mesleklere göre stres düzeyi daha yüksektir. Meslek stresi olarak karşımıza çıkan bu faktör çalışanlarda yıpranmayı daha fazla artırmaktadır. Mesleki kimlikler ve rol çalışmalarının fazla olduğu sektörde verim düşüklüğü ise etkin zaman planlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Sektörel anlamda baktığımızda bu meslek gruplarında iş yeri koşulları, kişinin genel sağlık durumunu bozan elverişsiz çalışma koşulları, çalışanların fiziksel ve psikolojik zarar görmelerine neden olur. Çalışma saatlerinin düzensizliği, vardiya usulü çalışmanın zorluğu, çevresel etmenlerden kaynaklanan fiziksel tehlikenin varlığı, kişiye taşıyabileceğinden fazla sorumluluk yüklenmesi, işten atılma korkusu gibi birçok sebep insanları strese ve gerileme sevk eder. Şimdi zaman ve stres yönetimi çalışmalarına bakalım. Çalışma hayatında yaşanan olumsuzluklar düşünüldüğünde yapıcı faaliyetlerin ön plana çıkması, koşulların iyileştirilmesi iş hayatının zorluğunu atlatmayı sağlayacaktır. Verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalara önem veren işletmeler profesyonel destek almaktadırlar. Kurum içinde oluşan işletme körlüğü kurumun önündeki en büyük engellerden biridir. Kurum aidiyeti yapılan işin etkinliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir. Profesyonel danışmanlık hizmetleri bu yönüyle kurumların olmazsa olmazlarındandır. Bu yönüyle zaman ve stres yönetimindeki çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz. İnsan kaynakları yönetiminin etkili kullanılması, toplam kalite yönetiminin benimsenmesi, hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, problem çözme teknikleri eğitimi, zaman ve stres yönetimi eğitimi, gelişen yeni teknoloji eğitimleri, sosyal destek programları. Çalışanlara kurumsal kimlik kazandırma, zamanı iyi kullanma, stresi azaltma, verimliliği yükseltmeye yönelik stratejik çalışmalar kurumun görevi olmalıdır. Çalışanların örgütsel stres sonuçlarından daha az etkilenmeleri ve bireylerin stresle daha kolay başa çıkmalarına yol gösterecek bazı metotlar şunlardır. Çalışanların rollerini yeniden tanımlanması, sosyal destek sağlama, fazla ve aşırı iş yükünü ortadan kaldırma, iş yeri koşullarını yeniden gözden geçirme, personelin kararlara katılımını sağlama, personelin güven duygularını geliştirme, stresli personele danışmanlık hizmeti vermek. Evet arkadaşlar, bölümü toparlayacak olursak bu bölümü, toplumların refahında önemli rolü olan örgütlerin kurulması, gelişmesi, sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmesi için etkili bir insan kaynaklarına sahip olması gerekir. İnsan kaynağı işletmelerin kurumsal sermayesinin en önemli unsur olan beşeri sermayedir. Nitelikli iş gücünün örgütlere katkısı tartışılamaz bir olgudur. İstihdam ve sosyal refahın artması ticari hayatın gelişmesiyle doğru orantılıdır. Örgütler faaliyet alanlarına göre verimliliğini ve karlılığını artırmak için zamanla yarışmaktadırlar. Bu sebeple yapılan iş analizlerinde en fazla kayıpların zamanı etkili kullanamamaktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Zaman yönetimi ve denetimi şirketlerin piyasada tutunma faaliyetlerinde önemli bir yer almaktadır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler iş gücünde, ürün ve hizmet çıktılarında firmalara ivme kazandırmıştır. Değişen tüketim anlayışı şirketlerin daha kaliteli ve müşteri odaklı
üretim ve hizmet anlayışında yeni politikalar üretmesinin de yolunu açmıştır. İş görenlerin görev anlayışı ise bu bağlamda performans odaklı bir yöne doğru evrilmiştir. Yoğun çalışma temposu iş görenlerde psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirmiştir. Zaman yönetimi ise ilk defa yoğun çalışan yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak üzere bir eğitim aracı olarak Danimarka'da doğup dünyaya yayılmıştır. Şimdi her yanda faaliyet gösteren 1 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiş durumdadır. Ayrıca zaman mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Zaman çeşitlerini görünür haliyle algılanan biyolojik, ekonomik ve yönetsel olarak 5 bölüme ayırabiliriz. Stres ise kişilerin psikolojik ve fizyolojik yapıları üzerinde etkileri olan ve davranışlarını iş verimlerini düşüren, toplumsal ilişkiler olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir durumdur. Stresin kaynakları çevresel faktörler, örgütsel faktörler ve bireysel faktörler olarak 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Çalışanlara kurumsal kilimliliği kazandırma, zamanı iyi kullanma, stresi azaltma, verimliliği yükseltmeye yönelik stratejik çalışmalar örgütlerin görevi olmalıdır. İşletmeler faaliyetlerini ticari ahlakı ön planda tutarak yapmalıdırlar. İş görenler ise yani çalışanlar kurumsal aidiyet ilkesi çerçevesinde meslek ahlakına uygun iyileştirmeleri kabullenerek katma değer üretmelidirler. Zamanın iyi planlanması yaşanan stresi azaltacaktır. Yaşam boyu eğitim anlayışı ise kişilerin gelişen teknoloji karşısında sürekli kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bölüm bu kadar.